Evet Özgürüz'e hoş geldiniz sevgili izleyenler. Özgürüz'e hoş geldiniz diyoruz ama aslında gün boyunca Özgürüz'ün bütün sosyal medya hesaplarından yayınlarımız devam ediyor. Belki doğrusu Özgürüz'ün Berlin stüdyolarına hoş geldiniz demek olacak. Biz burada Can Abi ile beraber yayınlara başlamaya karar verdiğimizde peki nasıl olacak? Her gün çıkıp ikimiz yorum mu yapacağız? İki ekran yüzüyle olur mu bu iş? diye düşünürken çok şükür şu anda Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Berlin'den Amerika'dan, Washington'dan ve dünyanın her yerinden artık sizlere ulaşabilme imkanımız var. Her cuma bu saatlerde Özgürce programıyla sizinle birlikte olacağımızı vaat etmiştik. Vallahi arkadaşlarımızdan yer kalmıyor diyelim. <laughs> ee, öyle bir hale geldik ki ne mutlu. Saatleri kapışıyoruz, yayınları kapışıyoruz. Ee, Referandum konuşacağız. Ee, Referandum için... Tabii ki hepimiz çok dikkat ettik. Bütün hafta gözümüz medyada oldu ama ben çok kısa bir toparlamayla Can abi asıl sana sorular sormak istiyorum. İngilizce bir yazı yazdım çünkü bugün. Ee, malum referandum hepimiz buradaydık. Gece gündüz çalıştık ve çok küçük bir farklı AK Parti kazandı. Kazandığı ilan etti. Cumhurbaşkanı çıktı. Suratı çok mutlu değildi. Beklediği farkı alamamıştı. Fakat o esnada o gün gün içerisinde YSK mühürsüz oylar, mühürsüz zarflar Kabul edilecek gibi bir şey söyledi anlamadık biz ne demek mühürsüz o yahu. Yani işte giriyorsun nüfusunu gösteriyorsun oy veriyorsun mührü vuruyor sayılıyor işte. Ne demek bu mühürsüz oylar diye anlamaya çalışırken aslında bu mühürsüz oyların aşağı yukarı seçim sonucunu değiştirme kabiliyeti olacak kadar bir sayı olduğunu öğrendik. Olmaz böyle şey hadi bakalım dedik bunlara. Ve ee, daha önce hiçbir seçimde olmayan bir ee, durum olduğunu bu seçimde YSK'nın bu kararı alma sebebinin anlaşılmaz olduğunu gördük. CHP kıyameti kopardı ilk başta. Hatta senin say Sayık Sayıkböke sineği millete döneriz dedi. Kılıçdaroğlu hemen YSK'ya başvurdu parti olarak. Kabul edilmedi. Arkadan Danıştay'a başvuracağım dedi. E, hatta Twitter'dan ve BBC'ye yaptığı açıklamada da mühürsüz bir e, e, galibiyettir bu. Kabul etmiyoruz. Gayrimeşru sayarız e, dedi. Peki ne demek gayrimeşru sayıp da ne yapacaksın o zaman siyasi parti olarak tartışmaları çıktı. Hemen akabinde Türkiye'nin her yerinde İnsanlar sokağa çıkmaya başladı ve bu seçim sonuçlarından ikna olmadıklarını, memnun olmadıklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etmeye çalıştılar. Polis müdahale etmedi, çok ilginç. Ya ne güzel demek ki artık bu kadar yarı yarıya olunca demek ki artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti de makulleşti diye düşünmeye başladığımız bir sırada gözaltılar başladı. Sadece referandum sonrasında İstanbul ve çevresinde 38 kişi gözaltına alındı. Bunların pek çoğu Birleşik Haziran Hareketi üyeleri. Kim Birleşik Haziran Hareketi? Türkiye'de sol siyaset yapan e, örgütler, siyasi partiler veya gruplar. E, hemen arkasından HDP'li sandık müşahitlerinin gözaltı haberi geldi. Sirtin Eru içerisinde 16 sandık görevlisi dendi. Ve sabah saatlerinde ESP, EMEP, ÖDP halk evleri gibi sol gruplar yani sokaklara çıkma niyeti olanlar tabii bir tek onlar değil ama belki çağrı yapanlar, siyasi faaliyet gösterenler, protesto hakkını kullananların gözaltı haberleri geldi. Sendika.org defalarca kapatılmış olan bir haber sitesi. Onun editörleri gözaltı editörü gözaltına alındı. CHP nedense o esnada sokak hareketlerine destek vermedi desek yalan olmaz. Vekiller gitmedi. Kemal Bey bu konuda açıklamalar yapmadı. Bugün Bay Demir Osman Baydemir HDP sözcüsü Osman Baydemir'in bir ufak notu var önümde. HDP'nin hayır çalışması yaptığı dönemde 85 günlük bir siyasi faaliyette 2462 üyesinin gözaltına alındığını, 453 kişinin tutuklandığını ve daha önce oy aldığı 18 ilde 420 sandıkta hiç hayır çıkmadığını, bir tane bile çıkmadığını anlattı Osman Baydemir. Gerçekten çok çarpıcı bir istatistik bilgisi verdi. Kafamız o kadar karıştı ki ancak bu rakamlarla bir şeyleri anlayabiliyoruz. Ee, ola ki biraz geriye dönersek zaten MHP'li muhaliflerin bile kurşunlandığı, silahlı adamların peşine düştüğü, e, onların e, panel yapmak istedikleri yerlerdeki büyük skandalları görmüştük. Ve bir hafta içerisinde yahu bu, biz bu seçimden memnun değiliz ama hak arama yolumuz nedir e, tartışmalarının büyüdüğü bir noktaya geldik. E, hemen sana söz vermek istiyorum. CHP e, bu konuda sence e, halkın bu tepkisini, bu infialini yönetebiliyor mu? Yönetmeli mi? E, AK Parti bu süreçte ne yapacak? Aslında Erdoğan hep bu örneği verir. Maç sırasında kural değişti. Ya yani Maç bitmeden kuralı değiştirdiler. Hep Avrupa için bunu söyler ama kendisi bunu yaptı. Yani tam seçim devam ederken yüksek seçim kurulu dedi ki bir, bir kural koydu yani ve o mühürlü zarf meselesini açtı ve bir anda ortalık karıştı. Bence 1946 seçimleri Türk siyasi tarihinin en e, şaibeli seçimi diye bilinir. Gerçekten onunla yarışacak yarışacak kadar şaibeli bir seçim yaşandı ve şu anda e, hiç kimse bu seçimin adil bir seçim olduğunu düşünmüyor. Zaten kampanyayı biliyoruz. Hiç adil olmayan bir kampanyanın sonunda hiç adil olmayan bir sonuç çıktı ve şu anda herkes için şaibeli bir noktada. Bir de kampanyayı biliyoruz diyorsun şimdi diyelim ki bir yabancı diyor bizi ve Türkçe öğrenmiş. Ya yani ne Hı. oldu ki kampanyada filan desek sayacaklarımız iki saat filan sürer. Sıra. Bir tek şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı tarafsızlığı için şerefi üzerine yemin etmiş Cumhurbaşkanı. Meydan meydan ve devletin parasıyla, devletin yakıt koyduğu uçağıyla bir kampanyaya çalışıp muhalif liderlerine hain ve terörist dedi. Hadi bu, bunu Daha söylesek. Daha küçücük bir örnek verelim. <laughs> Siyasi tarihe geçti bence. Türkiye'nin 3. büyük partisinin liderinin reklam filminde dublörü oynadı. Dublörü oynadı çünkü kendisi tutsak cezalıydı. Yani hani eş başkanıyla beraber bu arada. Tarihe geçecek bir şey yani dublörü oynayan bir reklam film izledik. Şimdi CHP baştan beri aslında çok temkinli gitti. Yani kılıçdaroğlu özellikle Erdoğan'ın bütün kışkırtmalarına rağmen uymamaya çalıştı. Aslında hiç anayasa tartışılmadı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu onu muhatap almamaya ve bunun tehlikelerini anlatmaya çalıştı. Bence özeti şu, bütün referandum kampanyasının aslında korkularımız yarıştı. Yani Erdoğan bunlar PKK'lı, bunlar kazanırsa PKK kazanır, FETÖ kazanır, DHKPC kazanır dedi. Öbürleri bu olursa diktatör olacak, sultan olacak vesaire dedi. Yani biz hangisi daha tehlikeli arasında bir seçim yapmaya çalıştık ve sonuçta %50 %50 çıktığına göre ikisi de aynı oranda tehlikeli noktasına geldik. Evet. Ya özeti bu. Toplum korkularıyla hareket eden bir toplum. Yani anayasa şöyle mi olsun? Ülke böyle daha demokratik mi olurdan ziyade aman abi Erdoğan gelirse bak sonumuz böyle olurla. Bunlar kazanırsa FETÖ'lüler döner arasında bir tercih saçmalığı oldu ya yani. Anayasal düzenleme tartışması sıfır. Hiç kesin aynı daha önce 2010 yılında referandum meselesinde de neredeyse tartıştığımız gibi aslında iki siyasal kutup, iki farklı yaşam anlayışı, yaşam tarzı tartışmasının göbeğinde birbirinden nefret etmeye başlayan artık birbirini hayat hakkı vermez hale gelmiş bir noktaya geldik ve Erdoğan oylandı. Erdoğan oylandı ama sonuca baktığımızda kabul etmedikleri şu son seçim Kasım seçimi AKP artı MHP 161 oyu var bu seçim AKP artı MHP %51 oyu var. Yani çok net bir %10 kayıp var. Bunun MHP'den mi AKP'den mi olduğu tartışılıyor ama şu belli ki MHP'nin içinden bir parti çıkacak ortaya. Yani MHP bu işin asıl kaybedeni görünüyor. AKP açısından Erdoğan sonuçta bitti kardeşim ben atı aldım Üsküdar'a geçtim şeyine geldi ama halk kararını verdi artık yargının yapacağı bir şey yok çok korkunç bir laf. Yani demek ki yani o zaman yargıya ne ihtiyaç var? Her şeye yargı, halka soralım, halk söylesin bitsin. Yani, yani. yargı süreceğiniz tüketilmeden Cumhurbaşkanı'nın böyle, böyle bir söylesin. şey yok. Oldu bitti tamam işte ben aldım ata bindim. Düşmedim de bu sefer gittim e, Üsküdar'dan. Şimdi orada iki tane şey var. Bir, bütün işi halk, halkımız bilir yargı hiçbir şey bilmez demek. İki, bütün işi yargıya yükleyip CHP'nin yaptığı halkla ilgilenmemek. Yani şu anda birini AKP yapıyor, bunu CHP, CHP. yapıyor. CHP'nin yaptığı da artık internette görüyorsundur alay konusu olmaya başladı. Yani hani Kurtuluş Savaşı'nda CHP'nin tavrı belki de şey olurdu yani biz Danıştay'a gidelim Yunanlar işgal etti gibi. Ya burada bile ofiste yani. arkadaşlarımız Kemal Bey'in böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil cümlesini artık kullanıyor. Şimdi, Hem evet. en, sert lafı bu oldu Kemal Bey'in. Şimdi aslında ben hani Ankaralı bir gazeteci olarak yıllarca Ankara'da her seçim sonrası bir CHP'den sine millet lafı gezer. Bu sine millet şeydir, alameti farikadır yani. Çünkü milletin sinesi yani meclisi, ne demeksin sine millet? Meclisi terk edeceğiz, bırakacağız milletvekilliklerimizi, halkımıza döneceğiz ve yeni bir seçimi zorlayacağız. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim sana, Cumhuriyet tarihi boyunca sine millete dönmüş bir tane milletvekili var. <laughs> ya bütün bu tartışmalar içinde her seçimde. Sonra... <laughs> ya o da Hatay milletvekildir Murat Sökmenoğlu. Ben de tanırım. Yani Özal Cumhurbaşkanı olunca hakikaten o bir tek sözünde durdu ve ben dönüyorum arkadaşım deyip istifa etti. Yani onun dışında Böyle bir şey işte 100 yıla yakınlık bir tarih içinde bunu göze alan, bunu yapan bir şey yok. Dolayısıyla bütün bu tartışmalar aslında boş. boş. Yani Peki CHP'nin sokakta insanların tepki... Yani Şimdi ona geleceğim. Şimdi tam da orada çok özür dilerim sormak için belki de sohbeti açmak için soruyorum. Yani e, iktidar cephesinin yine gezi planlıyorlar. Bak Agit gözlemcileri PKK'lıymış zaten. Bunlar yeni bir kalkışma peşinde aman ha diye davrandı. Öbür tarafında ya kardeşim seçim oldu bir sürü numara oldu burada biz kalkıp sokakta demokratik eylem hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yani her yerinde haktır bu manyak mısınız yani nasıl dediği bir yerde CHP'nin sokak eylemleri için ne bileyim hadi şu parti teşkilatımız ilçe teşkilatımız katılıyor hep beraber gezide olduğu gibi hatırla köprüyü kapayıp geldiği gibi falan. Şimdi şu benim hissiyatım şu Erdoğan korktu. Yani bir eridiğini gördü. İki, büyük kentleri kaybetmek onun için büyük bir şey. Çünkü Türkiye'nin yarısı büyük kentler taşıyor. Ve gerçekten kaybı da gördü. Yani MHP elinde tutamıyor. Kendi partisinde mırıldanmalar başladı. Korktu. Ee, korktuğu zaman ne yaptığını bugünkü yazımda biraz anlatmaya çalıştım. Yani, yani ilk de biraz. Yani şu oluyor Erdoğan'ın kriz anlarında gördüğümüz tavrı. Önce bir korkuyor ve panikliyor. Yani bunu ne zaman gördük? 17 Aralık'ta gördük. Ne zaman gördük? Gezi'de gördük. Ne zaman gördük? 6 Haziran seçimlerinden sonra gördük. 15 Temmuz'da gördük. İlk andaki şeyi ne yapacağını bilememek oluyor. İşte Bilal'i arıyor. Oğlum paraları topla oradan diyor. Yakalanıyor. Ee, i̇şte 3 gün ortaya çıkmıyor seçimlerden sonra. 7 Haziran'dan, o, 7 Haziran'dan sonra. sonra yaptığı gibi. O arada ama bir şey iyi kokluyor. Yani tepki ne olacak? Toplumun tepkisi ne olacak? Partisinde ne olacak? Kendisi gerçekten bir şey yapabilir mi? İyi gerçek bir tepki görmüyorsa karşı saldırıya geçiyor ve genellikle halkı Hadi arkama geçin diyor ama aslında kendisi halkın arkasına geçiyor bir yerde halkı kendisine siper ediyor halkın. bu yani işte en son 15 Temmuzda oldu Hadi sokaklara dedi sonra kendisi çıktı ee, Burada da şimdi ilk şeyine bak ee, seçim gecesi Huber köşkünde yaptığı ilk açıklamada müthiş süngüsü düşmüş durumda ve şey işte 80 milyona teşekkür ediyor falan. Sonra birden çıkıyor, kitleleri görüyor. Dik dur eğilme falan diye bağırdıkları zaman tamam bu ne aşk hadi yürüyoruz deyip ondan sonra bütün tekrar başlıyor Kılıçdaroğlu'na giydirmeye. Yani bir anda o kitleler onu bir şekilde zehirliyor. Burada da şu anda bence şeyi kokluyor. Toplumundan ne tepki gelecek? Sokak ne şey verecek? CHP ne yapacak? Bence CHP'den çok bir şey olmayacağını ve sadece bir Danıştay başvurusu olacağını gördü. Bence rahatladı. Şimdi iki gün seyretti sokakları. Benim endişem o ki şimdi şeye başladı. Müdahaleye, işte. başladı. Müdahaleye başladı. Yani yarın öbür gün önemli o açıdan. Ee, burada toplumun göstereceği refleks son derece önemli ve en önemlisi tabii CHP'nin o insanlara sahip çıkma meselesi. CHP'de anladığım kadarıyla şöyle bir yaklaşım var. Ee, ben bunu orada da gözlüyordum. Şu anda Kemal Bey'in çevresinde bir ekip var ve onlar şunu düşünüyor. Ya biz sol parti görüntüsü versek Oy oranımız belli %30 en fazla. Halbuki merkez sağda bir boşluk var. Biz aslında biraz daha merkez sağ bir parti görüntüsü versek bu oyumuzu belki %40'a çıkarabiliriz. Hem adam bize DHKPC'li deyip duruyor muhafazakar kesimde inanıyor. Dolayısıyla Kürtlere uzak duralım. Biraz sokaktan aman ulaşmayalım. Biz bir devlet partisiyiz. Devletle yakın duralım. Dolayısıyla böyle bir güven oluşturalım. Kurucu İnsanlar... görevini geri... Aynen. Istiyor. Yani bu şu anda CHP bunu oynuyor. Kemal Bey buna ikna ettikleri anlaşılıyor. Halbuki ortada %50'lik bir kitle var bu Kürtlerden, Türklerden, bütün ülkenin şey muhaliflerinden oluşan. Muhalif değil Ülkenin yarısı ya. Ülkenin yarısı inanılmaz bir potansiyel var ve gözlerini de bunun en güçlü unsuru CHP'ye dikmiş durumdalar. Hani CHP çıkıp dese ki arkadaşlar biz bir kurucu inisiyatif oluşturuyoruz. Bu anayasayla olmayacağı anlaşıldı ama ülkenin yarısı da buna inanıyor. Boş verelim bütün bunları. Yani sine milliyet de şart değil ama gelin bir konuşalım. Hani biz yeni bir şey inşa edelim. Bunun zemini çıktı ortaya. Dese bambaşka bir Türkiye doğabilir. Bu arada ama aynı CHP tavrını seçim sürecinde de gördük ya. Yani sadece bugün yapmıyor bunu. Seçim sürecine gelirken de aslında dediğin gibi bir merkez sağ partisi gibi davrandı Kemal Bey. E şimdi hadi gelin bir yere gelin dediğinde Kürtler dönüp yahu eş başkanımız senin eş başkanlarımız senin imzanla hapiste sen dokunulmazlıkların kaldırılması anayasa karşı olduğu halde sadece taklidi yaparak ya da sadece olduğun için bizi bu hale düşürdün. Bak 13. milletvekilimizde Daha dün gözaltına alındı. Burcu nasıl seninle işbirliği yapacağız duygusunda da olabilir ve Kemal Bey'in aslında o %50'yi temsil etme kabiliyeti olmadığı gerçeğini görüyor olabilir ama Gezi de mesela sokaktaydı. Yani ben kaç tane CHP'li vekili ...suratıma limon sürüyordum... ...bir karakolların önünde CHP'ler vardı... Çünkü CHP içinde başka bir CHP var... ...yani CHP bu, bu fikri savunan insanlar var... ...ve yani onlar aslında... Gelenler. ...evet... ...şimdi bugün bizim Ankara'daki arkadaşımız... ...biraz şeyi ima etti... ...yani ya işte yeni seçilmiş milletvekilleri... ...daha özlük hakları oluşmadı... ...hani şimdi hiç kimse böyle meclisi bırakmaya razı olmaz gibi... ...biraz bir şeye indirdi... ...umarım öyle değildir... ...yani milletvekilleri kendi kişisel şeyleri için... ...bunu yapmıyorlardır ama... Partinin böyle bir refleksi yok. Yani sokağa uzak durma ve aman bizi kavuş içinde göstermesinler. Erdoğan zaten bize hep teröristlerle işbirliği içinde gösteriyor. Biz uzak duralım. Mecliste savunmaya devam edelim. Sokakta bir apo bayrağı kaldırılır. işte yanarız ama Ya yani. bütün bu muhalefet, muhalefet stratejisi Erdoğan'ın ne diyeceği üzerine kurduğu için hareket kabiliyetini kaybede mahkum durumda. durumda. Evet. Yani bu durumda işte ne olacak o zaman? Yani bu insanlar sokakta şimdi hakikaten kimsesiz mi kalacaklar? Bu bu tepki işte o gezi geliyor. Kimisinde bir korku, kimisinde bir umut olarak gezi geri dönüyor şeyi var ama e, açıkçası Oradan yürüyemeyeceğini de görüyoruz. Yani burada bir fırsat var ülke için ama aynı zamanda bir kriz görüntüsü de var. Şimdi Erdoğan için zannediyorum şey zamanı. Yani e, ben bunları yine bir susturayım, intikam i̇ntikam zamanı. bir bastırayım. Yani. Bunlar yine bana sokakta laf ederler zamanı. Bu da tabii çok korku verici çünkü <laughs> e, evet gezi inanılmaz bir dirilişti ve dünya e, diriliş tarihi içerisinde hiçbir şeye benzemeyen özelliği vardı. Seattle ruhu dediğimiz küreselleşme karşıtlarının eylemleri dediğimiz bir sürü logolaşmış eylem içerisinde gezi diye bir şey var ve Brezilya'da insanlar eylem yaparken gezi pankartı kaldırıyorlar. Bu özel bir durum ama bugün artık Erdoğan'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonra sokağa ite köpeğe bırakmam duygusuyla muhafazakar kesiminde artık sokaklarda olduğunu ilan ettiği bir durum vardı. Bugün ilk defa 15 Temmuz'dan sonra muhalif kesimler sokağa tekrar çıkabilir hale geldi en büyük korkulardan bir tanesi Erdoğan'ın müdahale, polis müdahalesinin, polis şiddetinin olmasıyla e, muhalefet sokakta kalabalıklaşırsa, oh. tophanenin Cihangir'e çıkması. Aynı zamanda bir e, artık polis ve eylemci arasındaki şiddetin değil, iki toplumsal kesimin birbirine karşı karşıya gelmesi korkusu da var. E i̇şte bu ne yapalım böyle olmasın diye sokağa mı çıkmayacağız diyenler var. E, ama biraz tedirgin olmak gerekiyor, dikkat etmemiz gerekir. Bu da Erdoğan'a yarar diyenler var. E, yarın ilk Kez referandumdan sonra tatil günü, cumartesi eylemleri var, pazar günü var, maçlar var, e, türbünler var. Daha önce başına bela gelmiş, darbecilikten yargılanmış çarşının e, şeyi var, e, e, semti var. Bir tek çarşı demeyelim, hedef göstermiş gibi olmuyor. Bir sürü toplumsal kesim var. Yarın içinde biraz gazetecilerin ayakta olması gereken... CHP'de üç gün üst üste toplantı yapacak, kendi parti meclisini toplayacak. Onlar için önemli bir karar bence, kritik bir karar. Hakikaten onların şimdi bu toplumsal muhalefeti nasıl yönlendirecekleri konusunda ya da nasıl dahil olacakları konusunda bir karar vermeleri lazım. Bence parti açısından tarihi bir nokta. Gerçekten yani ileride bunun hesabı da sorulur. Eğer beceremezlerse, yapabilirlerse de tarihe geçerler. Çünkü tarihi bir fırsat var önlerinde. 15 yıllık bir iktidar ilk kez gerileme alameti gösterdi. Şimdi kendilerini göstermeleri lazım. Bu danıştaya giderek olmaz. Yani bu bunun bir parçası olabilir belki ama bugün Alper Taş gene bizim e, Zübeyde'ye verdiği demeçte işte şey dedi. Yani. Rize Cumhurbaşkanı ile çay toplamaya giden yargı mensuplarından nasıl bir adalet bekliyorsunuz dedi. Çok doğru yani hani bekledikleri yer bu. Tamam sembolik bir girişim belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar girecek onu yapmak lazım ama şimdi başka bir beklenti var. Ülkeyi seçime zorlamanın imkanı yok sine milletle çünkü yasa anayasa buna el vermiyor. Yani iki yıldan önce seçim gözünmüyor. Dolayısıyla ben seçimden ziyade artık meclisten de bir şey bekleme yani yeni bir anayasada bu meclisten bir şey çıkarmanın da imkanı yok. Onun için meclis dışında bir kurucu zihniyete ihtiyaç var, bir oluşuma ihtiyaç var. Ben bunun ancak gerçekten e, Kürtlerle yapılabileceğini düşünüyorum. Yani ortada ciddi bir muhalefet potansiyeli var orada ve acı çeken insanlar var, hapishanede insanlar var. Onları da kucaklayan bir şeye yola girmeden ve bu merkez sağdaki boşluğu düşü, dolduralım. Ee, amacından vazgeçmeden CHP'nin bir şey yapması zor görünüyor. Şimdi 21 yaşında bir seçmen olayım ben <laughs> ve gerçekten şu anda çok öfkeli olayım hayata karşı. uyumun çalındığını düşüneyim. Benim irademin tecelli etmediğini düşüneyim. Yargının buna cevap veremeyeceğini, yargının burada bağlandığını, yargıdan bir adalet elde edemeyeceğimi düşüneyim. Meclisten bir beklentim olmasın. Meclisteki vekillerin özlük hakları peşine düşme ihtimalleri beni üssün. Ben 3 kuruşa kontrolüm yok bir gençken. biraz sonra peki kim dediğim zaman devlet hangi devlet kapısını çalsam olur dediğim zaman polis beni kafama çok vurmak üzere olsun. cezaevinde o hal şartları devam ettiği için karakolda işkence görme ihtimalim olsun. Buna dava açamayayım filan noktasında yeter yahu sokağa çıkayım desin ve sahipsiz kalsın. Aslında belki de şimdi şey gibi olmasın aman sokağa çıkın çağrısı yapıyoruz gibi olmasın ama sokağa çıkan insan da Kriminalize edilmesine izin vermemek gerektiğini tekrar çizelim. Ah insanlar verdikleri oyu nasıl savunacak ki? Yani oy verdi. Mekanizma ve yok. Oy, yani bunu savunacağı hiçbir mekanizma yok hakikaten ve gerçekten de çalındı oylar insanların. Ya yani buna tepki vermenin adalet mekanizmalarını yaratamıyorsa insanlar hak aramanın başka yollarını arayacak. Ki elbette. anayasal bir haktan bahsediyoruz. Şunu tekrar söyleyelim. Bugün sokağa çıkmış herhangi bir şekilde hakkını savunan, şiddet olmadan hmm. e, protestosunu yapan. Hiç kimse kriminal değildir. Hiç kimse suçlu değildir. Bu dünyanın evrensel anayasal hakkıdır ve Türkiye anayasasında da vardır. Ha bu arada CHP bütün bunları tepesine geçen, işte Kürtleri de kucak açan falan bir pozisyondan ziyade bırakalım bunları. CHP bunun bir parçası olabilir. Sokağa çıkan insanların yanında durabilir. Kendi pankartını alır, orada öbürü kendi pankartını alır. Yani bunun bütün sorumluluğu alacak zaten bir mecali yok ama en azından kalkar vekilleriyle polis şiddetine karşı karakoldaki işkence iddiasına karşı mahkemede şurada burada e, anayasal düzen içerisinde kendi demokratik hakkını kullanan insanlara sahip çıkabilir. E, bunu da yapmazsa o zaman burunla balıya sokağa çıkan herkesi... Tabii e, bunu da yapmazsa sıranın kendisine geleceğini de görmesi lazım. Çünkü CHP milletvekillerinin birçoğu da şeyde mahkemede e, kendi oylarıyla mesela önümüzdeki perşembe bizim duruşmamız var. Bugün sana milletvekili. sana iki yıl daha kitlemişler abi. Yani, gitmiş <laughs> olsun böyle. daha kitlenmedi ama şey <laughs> iddianame açılmış. Evet benim için sürpriz bilmiyordum. Beklemiyordum. Yani bir vatanda... Bunu söyleyelim yani odada e, Can Dündar'la odada ya yayın yapalım falan diye konuşurken bir dakika Ayku deyip televizyonda altyazıda kendisine iki yılda evet. ne oldu ki yine ne yaptık e, diye konuştuğumuz <laughs> ve toplamda Allah uzun ömür versin kaç sene varmış bir... E, Tabii iki e, ömür boyu alınca daha onu tamamlayamadan iki sene onun yanında sembolik kaldı biraz. Onun için koy sepete diye ben şey yaptım, tweet attım ama yani bizim tweetlerden zaten şey yapmış. Senin de başına yani tweetlerden geliyor baş ne geçti, <laughs> onu sevmiyorlar tweet şeyini. önemli değil ama o gün kenar... kendine kendi ne sıranın geleceğini demiştin en sonunda. Evet yani işin cumartesi şey önümüzdeki hafta bizim mesela bir CHP milletvekiliyle ortak davamız var. Enis Berberoğlu'nun yani karara yaklaşıyor. Dolayısıyla hani HDP'lilerin hapiste olduğuna çok vurgu yapmayalım derken bir süre sonra kendi milletvekillerini hapiste ziyaret etmek zorunda kalmasın insanlar. O yüzden bir milletvekilinin hapsedilmesi büyük olaydır. Yani bunun hangi partiye mensup olduğundan ziyade o yüzden şu anda herkese hepsine sahip çıkmazsa insanlar tek tek kendilerini savunmak zorunda kalacaklar. Maalesef bir hatırlatma bu arada hani bütün bunları söylerken bir de bu bahsettiğim oy veren genç bütün kapılar kapanmış en azından televizyon açar. Medyada en azından kendi karşılığını görür. O da yok. Evet. Ee, bir süre önce Sera Kadıgil CHP meclisi e, gözaltına alındığında çok televizyona çıkınca eski tweetlerinden ya bak işte bu dine kitabı laf etmiş tweetlerinden e, iddiasıyla gözaltına alındığında Kemal Bey'in ben bir tane tweetini görmedim. Yani e, ya bir dakika nasıl siz bizim parti meclisi üyemizi dan <laughs> ziyade ya bu kız da bir şeyler yapmış şimdi ben bunu savunursam bizim partinin sağ falan gibi bir e, yok oluşa gidiş. Yani Erdoğan'ın korkuttuğu, Erdoğan'ın hakaretleri üzerinden bunları bir daha eşitmeyeceğini zannedip ona göre şekil almak dediğimiz siyasetin aslında kazanma ihtimalinin olmadığı, kendi gündemini yaratamadıktan sonra hak, hürriyet ve demokrasi temelinde e, ilkeleri savunamadıktan sonra, HDP'li vekilleri cezaevine gönderdikten sonra dediğin gibi bir CHP'li vekil alındığında, kim konuşacak bilmiyorum. Bu son olarak şey de söyleyeyim Twitter'ın bir güzelliği de son dönemde e, bu yandaş medyadaki büyük kavgayı Twitter üzerinden izleyebiliyor olmamız. O da bize büyük bir keyif veriyor. Hakikaten yani toplu cepheden hepimiz hepsi bize saldırırlarken şimdi aralarında çok enteresan bir şey çıktı. E, bunlar işte hep düşüş alametleri yani çünkü şey başladığı zaman yani iktidar nimetlerini yerken herkes çok iyidir herkes birbirleriyle çok iyi geçinir ama sendeleme başladığında onu hemen şeyden hissedersin. Yani yandaşların Paredin, bir evet, yemeği evet ya bir ediyorsun. dakika ne oluyoruz? Senin yüzünden oldu. Yok senin yüzünden oldu. Vay işte İsrail yanlısı. Vay sen de Yahudisin. Sen zaten gizli FETÖ'cüydün. Bütün bunlar aslında çöküşün alametleri. Onun için keyifle izlediğimizi burada. Kavga ederken bile ne kadar ırkçı oldukları, birbirlerine ettik kimliklerle hakaret ettikleri ve aynı zamanda ne numaralar karıştırdıkları yani o onların bizim bilemeyeceğimiz neler olduğunu gördüğümüz e, ve ben gerçekten de o bahsettiğin isimlerden o medya maymunları önüne gelen tehdit eden isimlerin e, bugün e, iktidar partisi tarafından oyumuzu düşürür bu mavi marmara mar laf etmek diye kızıldığı yerde 3 gün önce insanların canına kastederken ailece tehdit ederken özgürlüklerini hayatını tehdit ederken susmuş olanların Şimdi sadece konuşması iki de vallahi hiç kusura bakmasınlar. O yandaş medyada kavga eden iki taraf için benim ikisi de o kadar çirkin bir görüntü ki hani şimdi daha çok sevmediğime kızıyor diye öbürünü de sevmemiz <laughs> mümkün değil. Ee, Can abi bu haftalık böyle bir evet, yorumlamış biz olalım. Biz ama şeyi söyleyelim biz hep sokaktayız yani muhabirlerimiz e, cesaretle sokaktalar. Biz e, sesi çıkmayanlara mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar da e, bu hakları savunmaya devam edeceğiz. Şunu da söylemiş olalım. Referandum günü bizi takip edenler ki vallahi hava atmaktan gurur duyuyorum. Habercilik adına 1.5 milyona yakın bir reytingimiz var. Bir Twitter rekantumuz üzerinden, bir periskop yayın üzerinden yani çocuklarımızın <laughs> 10 yaşındaki çocuklarımızın kullandığı sosyal medya paylaşımı üzerinden pazar günü 1.5 milyon civarı e, reyting aldık. Bu bir buçuk milyon kişi mi demek? Aynı kullanıcılar birkaç kez mi izliyor? Biri hiç umurumda değil. Bir buçuk milyon rakamını gördük. Ee, aynı zamanda burada yapabildiğimiz bu periskop yayınına Skype bağlantısı yapmayı başararak da dün e, Can abi Washington'a bağlandı. Ben ilk fırsatta Salim Müslüm'le Kobani'ye bağlanmak istiyorum başka yerden Fransa'ya İngiltere'ye seçim gecesi e, yaptın zaten. Yani Çok yapabildiğimiz yere. bütün e, işte Kadıköy'e, Beşiktaş'a, Ankara'ya, İzmir'e, Diyarbakır'a, Şırnak'a, Cizre'ye e, bu buna niyetimiz var. Bu buradaki teknolojimiz yettiği sürece buna niyetimiz var. Lütfen siz de bizi destekleyin. Hem biz, biz biraz reklamımızı yapın. Ya bakın bu siteyi izleyin. Buradan habercilik yapılmaya çalışılıyor. Bütün imkanları zorlayarak diye düşünün. Hem de bulunduğunuz yerden haber e, imkanına ulaşırsanız bizimle periskop yapmak isterseniz, bizimle Skype yapmak isterseniz, hak ihlalleri konusunda bir takım belge bilgiye ulaşırsanız her zaman merkez medyanın şu anki sıkışmışlığında yayınlayamadığı halde biz buradan yayınlamak için elimizden geleni yapacağız diyelim. Özgürce de bu hafta size teşekkür ederim. Muhabirlerimiz ve diğer bağlantılarımızla Özgürüz yayınları devam edecek. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.